Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları tekrar sizler için değerlendireceğim. Dün Bitcoin ile ilgili sizleri özellikle saatlik bazda uyardım. Gerçi videoyu biraz geç çektim. Geç çektikten sonra hazırlanması ve yüklenmesi maalesef biraz zaman alıyor. Bu yüzden de arkadaşlar ben videoyu çektikten ve yayınlandıktan sonra kısa bir süre sonra çok sert satış geldi. Akabinde belirlemiş olduğum bölgelere doğru geldi ve bölgelerden tekrardan bir tepki geldi. Normalde yeşil bölgenin altına gelip buradaki likiditeyi alıp tekrar gitmesini beklerdim ama yeşil bölge önemli bir destek olarak çalışmaya devam etti. Şimdi büyük fotoğraflara baktığımız zaman arkadaşlar hala kripto paralarda bir dönüş emaresi söz konusu değil. Bu birincisi. Özellikle de ABD borsalarının bu süreçte yakın takip edilmesi gerekiyordu. Neden? Dün özellikle ABD borsalarındaki sert satışlardan sonra kripto paralarda da özellikle BTC'de de sert satışlar geldi. Ama dominansın düşük olması en azından altcoin'leri korudu diyebiliriz. Çünkü altcoin'lerdeki hareketlilikler çok düşük seviyede kaldı geri çekilmeler açısından. Burada özellikle de ABD piyasalarının dün kapanış yerlerinin önemli olduğundan bahsettim. Neden derseniz, çünkü onların bir miktar pozitif kapatması en azından altcoin'ler ve Bitcoin açısından bir olumlu senaryoydu. Ve bugün de bunun gerçekten olumlu bir senaryo olduğunu sizlerle beraber şu an için görmüş bulunmaktayız. Çünkü BTC'nin belli bir yerde küçük hareketler gerçekleştirmesi, USDT dominansının düşüyor olması, Bitcoin dominansının aşağı yönlü hareket etmesi, altcoin'lerde görmüş olduğunuz gibi özellikle de ayrışabilen coin'lerde ani hareketlilikler getirmiş durumda. Burada tabii ki bu hareketlerin gelmesi bir şeylerin değiştiği anlamını taşımaz. Öncelikle bunların net bilinmesi gerekir. Çünkü hala büyük fotoğrafta dönüş sinyalleri söz konusu değil. Bu yüzden şu an için tepki alımlarının gelmesi gayet doğaldır. Çünkü kripto paralarda çok sert geri çekilmeler yaşadık. Çünkü BTC'nin %3, %4 düştüğü dönemlerde bile dominansın ve Tether dominansın yüksek olmasından dolayı altcoin'lerde %15'ler, %20'ler hatta %30, %40'lar gördük sadece saatler içerisinde. Bu yüzden dominansı çok yakın takip etmemiz gerekiyor altcoin'leri takip ederken. Şu an için Bitcoin özellikle bu bölgelerden dönmüş evet ama burada likidite bölgesi hala alınmış durumda değil. Bu yüzden BTC'nin tekrardan 28.700 bölgesinin altına gelip bundan sonra tekrardan yükseliş emaresi gerçekleştirmesi beklenebilir. Günlük fotoğraflara baktığımız zaman özellikle de BTC açısından bir değerlendirme yapacaksak herhangi bir dönüş sinyali hala söz konusu değil. Hala herhangi bir formasyon söz konusu değil. 4 saatliklerde oluşmuş formasyonlar yok. 8 saatliklere geldiğimiz zaman hala düşen trendler kırılmış durumda değil. Hala istenilen formasyonlar kırılmamış. Hareketli ortalamanın hala üstüne çıkmış durumda değiliz. Yani büyük fotoğraflara baktığımız zaman hala istenilen seviyede hareketlerin gelebilmesi için bir dönüş emaresi söz konusu değil. Şu an için yapılan hareket hafta sonu piyasası içerisinde bir pump hareketi arkadaşlar. Bazı momentum volatilite açısından güçlü olan coinlerde ani hareketler yaşanıyor. Ve şu anda biz de bunları görüyoruz. Özellikle BTC açısından tekrardan büyük fotoğrafa bakacak olursak arkadaşlar bakın BTC'de biz tekrardan yarınki kapanış bizler için çok önem arz ediyor. Çünkü 29.600 bölgesi üzerinde hala hareket ediyoruz. Geçen hafta bu bölge üstünde kalmayı başarabildik ama bu hafta kalacak mıyız, kalmayacak mıyız bunu bilmiyoruz. Ve Bitcoin gerçekten rekor üstüne rekor kırıyor. 8. haftada hala hiçbir tepki alışı söz konusu değil ve hala aşağı yönlü düşüşünü devam ettiriyor arkadaşlar. Bunun dışında özellikle de bu görmüş olduğunuz bölgelerde logaritmik ölçekte baktığımız zaman bir ABCD formasyonu söz konusu. Ve bu formasyon gereği işte hocam burada ABCD formasyonu var ve hedef bölgesi trend temelli Fibonacci kullandığımız zaman 12.000 bölgelerini gösteriyor. BTC bu alanlara gider mi? Arkadaşlar sizlerde 12.000 bölgesini gösteriyorsa ayarlarda bir sıkıntı var. Fibonacci'yi logaritmik ölçekte kullanıyorsanız ve buradaki logaritmik ölçeğe göre Fib seviyelerini belirlemediyseniz yani şu tiki işaretlemediyseniz tabii ki sizlerde orada gerçekten tekrar bakın sizlere göstereyim isterseniz logaritmik ölçeğe geldiğimiz zaman bakın burası nereyi gösteriyor arkadaşlar 12.901 ama siz logaritmik ölçekte böyle bir inceleme yaparsanız bu doğru bir inceleme olmaz. Sizler eğer Fibonacci trend temelli uzatmayı kullanıyorsanız ve logaritmik ölçekte kullanıyorsanız log ölçeğe göre Fib seviyelerini işaretlemeniz gerekir. Ve bu seviyelere baktığımız zaman da bir seviyesi yani ABCD formasyonu gereği ulaşması gereken seviye neresiymiş arkadaşlar? 23.155 bölgesi. Bu bölgenin hemen altından da arkadaşlar haftalıkta 200 günlük hareketli ortalama geçiyor.
Yani BTC bu bölgelere gelip buralarda bir dip arayışı yapıp gerçekten tekrardan bir toparlanma yaşayabilir eğer bu formasyon çalışırsa. Ben de sizlerle birlikte bu formasyonu takip edeceğim arkadaşlar. Tabii ki bu formasyonun bir anda oluşması ihtimali söz konusu değil. Çünkü ilk ayağına baktığımız zaman arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 hafta sürmüş dip bölgesine gelmesi için. Biz de arkadaşlar bu bölgelerden sonra şu an için 8. haftalardayız. Belki bu bir ay sonra gelecek, belki 2 ay, belki 3 ay sonra, belki yarın gelecek. Bunu bilmiyoruz ama takip etmemiz gerekiyor bu açıdan bir değerlendirme yapacaksak eğer. Burada özellikle de logaritmik ölçekte incelemeler yapıyorsanız dikkatli incelemeler yapmanız gerekiyor ve tekniksel bazı verileri bilmeniz gerekir. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Özellikle de Fibonacci kullanıyorsanız. Şimdi arkadaşlar BTC'de özellikle de büyük fotoğraflarda böyle bir riskin olma ihtimali hala söz konusu. Bu yüzden bizler de takip etmeye devam edeceğiz. BTC'de var olan risk özellikle de şu an için hala kendisini koruyor. Burada özellikle de haftalık bazda destek ve direnç bölgeleri benim için önemli. 29.689 haftalıkta kırılır ve retest sonrasında da bölge altında kalırsa bundan sonraki hedef bölgesi 26.363 bölgesi. Bunlar ana destek ve dirençler olduğu için arkadaşlar özellikle haftalık bazda kırıldıktan sonra bir şekilde o bölgeye gelmek için uğraşır. O bölgede kırılırsa ondan sonra 19.522 bölgesi var. O bölge kırılırsa da 15.827 bölgesi. Ama BTC'de özellikle de sizlere büyük fotoğrafı göstermek istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok daha önemli. Logaritmik ölçekte 10 yıllık bir kanaldan bahsetmiştim daha önce sizlere ve bu kanal hala mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ve bu kanal arkadaşlar çalışırken de kanalı alt bölgelerinde belli kanallara bölüyorum. Bu kanalın orta bölgesi de kırıldı. Kırıldıktan sonra tekrardan bir retest bile gerçekleşmiş durumda değil. Eğer çok büyük bir çöküş gelirse, eğer BTC'de ve kripto parada gerçekten çok büyük bir çöküş gelirse haber kaynaklı, iğnelemeleri hesaba almıyorum. BTC'nin gelebileceği bana göre bu kanal çalışma olasılığı yüksektir. Çünkü uzun dönemli ve her türlü teyit almış bir kanaldır. 16.292 bölgesi, direkt 16.000 bölgesi diyebiliriz. Bana göre eğer BTC bir dip yapacaksa burası 16.000 bölgesi olacak. Tabii ki bu bölgelere gider mi? Bunu bilmek mümkün değil. Çünkü daha önce zirve bölgelerinden bölgelere gelip tekrar orta bölgesini deneyip ondan sonra dip bölgesine gelmiştir. Çünkü önümüzdeki süreçte tekrar yukarıya yönlü bir hareket gelir. Ondan sonra bölge gelirse o zaman dip bölgeleri 21.000 bölgeleri olur. Çünkü bu yükselen bir kanal. Şu an için bunu bilmiyoruz. Ama bu kanalın çok önemli olduğunu bildiğimi söyleyebilirim. Ve bu kanalı her zaman için takip etmeye devam ediyorum. BTC açısından durum böyle. Altcoin'lerde de şu an için destek ve dirençler açısından zaten birçoğunu geçen gün 25 tane partiyi sizlerle beraber incelemiştim. Oradaki destek ve direnç bölgeleri özellikle sizlere bahsetmiş olduğum ana direnç bölgeleri geçilirse sizler de takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.